De teşekkür ediyoruz. Muhtarımız yanımızda, muhtar adaylarımız yanımızda. Her ikisine de çıktığı bu yolda başarılar diliyorum muhtar adaylarımıza. Önce muhtarınızı seçin, sonra da inşallah Umut Akpınar'ı desteklerinizle birlikte belediye başkanı yapalım. Kargacı'dan görülmemiş desteği bekliyoruz. İnşallah. Buyurun. Evet, meclis üyelerimiz yanımızda. Yine önceki dönem ilçe başkanımız, parti meclis üyemiz, 2019 belediye başkan adayımız Bülent Ecevit Tatlıdil yanımızda. Ve en kıymetlisi Kargacı Mahallesi'nin sakinleri yanımızda. Biz kucaklıyorsunuz, bu saatte vakit ayırdınız. Geldiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum ben. Hava da soğuk, biraz da bereket geliyor inşallah. Yağış da bol olur, ürünleriniz yetişir, para kazanırsınız ve ektiğiniz emeklerin sonucu karşılığını alırsınız diyorum. Sözü de fazla uzatmadan projelerini, Kargacı'ya ne yapacağını, Ereğli'ye ne yapacağını anlatmak üzere getirdiğimiz umudumuz Umut Akpınar'a veriyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili Kargacılı hemşerilerim, hepinize iyi akşamlar. Böyle güzel bir akşamda bereket de geliyor inşallah. Bu bereket Ereğli'ye 31 Mart'tan sonra daha fazla gelecek. Sizlerin oyuyla gelecek. Attığınız oyların hiçbir zaman pişmanlığını yaşatmayacağız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum öncelikle. Ereğli'de, Kargacı'da, diğer köylerimizde ne yapacağımızı konuşuyoruz. Sevgili başkanım dedi ki, biraz sonra Umut Başkan dedi, burada ne yapacaklarını anlatacak dedi. İnanın gittiğimiz her yerde aynı sorun. Yol sorunu, kanalizasyon sorunu, mera üzerine yapılmış evler sorunu, bakın doğalgaz sorunu. Bunların her biri her yerde karşımıza çıkıyor. Buranın daha özel bir sorunu daha var. Yalnız diğerlerinden ayrı olan. Onu da hemen dile getirelim. Burada bir yakın, bakın mesafede, evet, çökertme havuzu yapıldı. Biz buradan Konya'ya geçerken arabalarımızın camını kapatsak bile o kokudan duramıyoruz. Doğru mu? Evet, biz şimdi buradan geçerken dayanamadığımız o kokuya Kargacılı hemşerilerimiz nasıl dayanacak onu bilmiyorum. Özellikle yaz aylarında bu kokuya nasıl dayanıyoruz bilmiyorum. Şimdi bunun vebali kimdedir? Bunun vebali sizde değildir. Bunun vebali bende de değildir. Bunun vebali o çökertme havuzunu yapıldıktan sonra belediyeyi yönetimi alan başkanlardadır. Bugün buraya gelip size ses geliyor mu? Ben duyamıyorum. Evet, ikisiyle birlikte konuşalım. Şimdi buraya gelip sizin karşınıza çıkan, sizden oy isteyen belediye başkan adaylarına ben soruyorum. Diyorum ki bu çökertme havuzunu neden arıtmaya çevirmediniz bugüne kadar? Neden hemşehrilerimizi bu kokuya maruz bıraktınız? Burada yapılan işleri neden devamını getirmediniz? Bunların işlerin devamını getirmek gibi bir niyeti yok. Bunların Ereğli'ye hizmet etmek gibi bir niyeti yok. Bunların Ereğli'ye hizmet etmek gibi bir niyet olsaydı bugün karşınıza çıkan adaylar gelip burada sizlere bir şeyler konuşurken yaptıklarını anlatırlardı. Hiçbirisi yaptığı bir şey anlatamıyor. Bakın hala projelerinden bahsediyorlar. Bu projeleri yapacaktınız da bugüne kadar neredeydiniz? Bunun hesabını biz sormak zorundayız ve soracağız. Unutmayın. Bakın unutmayın sevgili hemşehrilerim. Geçmişi unutmayın. Bugüne kadar yapılanı da biliyorsunuz, yapılmayanı da biliyorsunuz. Biz hizmet etmek için, hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda sizlerin yanınızda olacağız. Yol gelirken gördüm. Her gün siz kullanıyorsunuz. Bu yolun yapılması çok mu zor? Çok mu zor? Çok zor değil. Sadece iş yapmaya bağlı bu. Biz iş yapmak için çıktığımız yolda sizin paranızı
size harcayacağız. Sizin paralarınızı birilerini zengin etmek için, kendimizi zengin etmek için çıkmadık bu yola. Ancak onlar sizin paralarınızı size harcamadılar. Geldiğimiz noktada şöyle bir gerçek var. Biz hiçbir zaman fakirin, fukaranın hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Bunun hesabını herkese soracağız. Her yerde söylüyorum, gittiğim yerlerde anlatıyorum. Biz yarın geldiğimizde belediyenin bütün hesaplarını sizlerin önüne koyacağız. Gelirini, giderini, ihalelerini hepsini göreceksiniz. Sizin paranızı size buraya yol olarak getireceğiz. Kanalizasyon hattı döşenmiş, biraz önce muhtarım söyledi, ana kanal bağlantı yapılmamış. Bunlar çok mu zor? Bunları biz gelecek dönemde mutlaka sizinle birlikte hizmet olarak size getireceğiz. Bunların arkasında olacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bakın arkamızda bir bina var. Köy konağı diye geçiyor bildiğim kadarıyla. Elektriği yok. Elektriği bağlı, projesiz. Ve elektrik verilemiyor. En son yanlış anlamadıysam Sayın Obrukçu buraya geliyor. Yarın bağlayın bu elektriği, açın diyor ama hala elektrik yok. Sözler böyle. Biz yapmayacağımız hiçbir sözü size vermeyeceğiz. Yapamayacağımız hiçbir sözün arkasında biz bunu söyledik, ya yapamıyoruz diyeceğimiz sözü söylemeyeceğiz. Bugün burada toplandıysanız ve bizi dinliyorsanız, bir takım talepleriniz varsa mutlaka bunların takipçisi olun. Birlikte, bakın olun diyorum. Niye? Çünkü biz yarın iş başına geldiğimizde sizinle birlikte bu sorunları hep birlikte çözeceğiz. Şimdi her gittiğim yerde diyorum ya, sorunlar birbirine çok yakın. Yol, kanalizasyon, doğalgaz, işte sağlık ocağı. Buranın bir artısı daha var. Çökertme havuzu dedik. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu çökertme havuzunun da gerekli aşamalardan geçerek, bakın buradaki çalışmaları başlatıp mutlaka arıtma tesisi haline döndürmek zorundayız. Bunları siz istemeden biz yapacağız. Şimdi siz bizden hizmet istiyorsunuz. Doğru mu? Evet. Doğru. Ben de sizden bir şey istiyorum o zaman. Bizi desteklemenizi istiyorum. Bizi destekleyin. 31 Mart'ta sandıktan birlikte çıkalım. Birlikte yönetelim. Bizi destekleyecek misiniz? Bizi destekleyecek misiniz? Evet. Ereğli'nin bir umudu var diyoruz. O umut işte burada. O umut herkesin içinde. O umudu hep beraber bu şehrin geleceğine yayacağız. Kadınlarıyla birlikte umut olacağız. Çocuklarla umut olacağız. Gençlerle umut olacağız. O umut hepimizin yüreğinden şehre yansıyacak. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Bakın hemen yanımızda organize sanayi bölgesi var. Organize sanayi bölgesinde yatırım yapılamıyor. İşsizlik var. İnsanlar iş istiyor. İstihdam sağlamak için buraya siz sanayi getiremiyorsanız, buraya yatırım getiremiyorsanız işsizliği nasıl çözeceksiniz? Başvurulan fabrikalar neden arsa bulamıyor? Organize sanayi bölgesini biz açtık, biz de büyüteceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Sadece organize sanayi bölgesini büyütmek değil, aynı zamanda tarım organize sanayini yapacağız burada. Biz yatırım yapmaya geliyoruz. Cezaevi açtırmaya gelmiyoruz. Cezaevi açıldı bakın bu şehirde. Cezaevi, dün de söyledim. Sahipsiz şehirlere açılır, sahipsiz. Bundan sonra Ereğli'nin bir sahibi var. Sahibi biziz. Sahibi hep beraberiz. Bu şehrin, Ereğli'nin bir umudu varsa Ereğli'nin bundan sonra sahibi var. Sahibi burada. Sahibi burada. Sahibi içinizde. Sahibi içinizde.
Hep söylüyorum. Şimdi çıkıp oy istiyorlar. Oy isterken Karapınar'daki alt geçide bakın. Türkmen yolundaki alt geçide bakın. Kapatılıp açılan alt geçit seçim yatırımı olarak bize reva görüldü. Bize organize sanayi bölgesinin geliştirilmemesi, yatırım yapılmaması reva görüldü. Bize cezaevi reva görüldü. Bize çökertme havuzundan gelen kokular reva görüldü. Bunların hiçbiri size reva değildir. Bunların hiçbiri size reva değildir. Bunları sandığa 31 Mart'ta gömeceğiz. Unutmayın, bunların hepsini 31 Mart'ta sandığa gömeceğiz. Hep birlikte gömeceğiz. Fakirin, fukaranın hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğiz. Size söz veriyorum. Meclis adaylarımız var bakın içimizde. Meclis adaylarımız var. Yaptığımız toplantıda aynen şunu söyledim. Eğer belediyede bir işiniz varsa, belediyede iş takibi yapacaksanız, birilerinin işini takip etmek için bu meclise giriyorsanız, ki ben arkadaşlarıma sonsuz güveniyorum, sakın dedim, sakın meclis üyeliğinde kalmayın, istifanızı verin. Öncesinde de meclis üyeleri adaylarımızın açıklanmasının öncesinde de sonrasında da arkadaşlarımla konuştum. Sadece her ay gelip burada el kaldırıp el indiren insanlar olmayacağız, meclis üyeleri olmayacağız. Biz çalışacağız dedim. Biz hizmet getireceğiz dedim. Biz sadece bir ayda bir toplanan insanlar olmayacağız. Mahalle temsilcilikleri görevleri vereceğiz. Onlar burada, biz burada olacağız. Buranın sorunlarını hep birlikte ele alacağız. Hep birlikte çözüme kavuşturacağız. Bizim buradaki bugün yaptığımız konuşmadan daha fazlasını 31 Mart'tan sonra, o sandıktan çıktıktan sonra daha fazla getireceğiz. Daha fazla geleceğiz. Burada daha fazla sohbet edeceğiz. Bundan da hiç kimsenin endişesi olmasın. Bugün buraya gelirken onu dedim arabada Nejat Başkan'a. Dedim ki gittiğimiz her yol sorun. Peki bu kadar asfalt nereye döküldü? O kadar asfalt döktük dediler. Billboardlarda reklamlara çıktı. Bize anlattılar. Ben bugüne kadar geçtim yolların hiçbirinde asfalt görmedim doğru düzgün. Yamalık var başka. Yamalık yaptılar. Tamam. Burayı da keşke biraz yamasalardı. Buraya yapmadılar mı yamalık? Burayı da mı yamıyorlar? Evet. Peki. Yamalık yapıyorlar da birilerinin özel alanlarına niye asfalt döküyorlar? İşte o yüzden diyorum ki sizin paranızı kimseye peşkeş çekmeyeceğiz. Sizin paranızı buraya yol olarak hizmeti getireceğiz. Buranın elektriğini açtıracağız. Azizallah. Ezanımız bitsin ondan sonra devam edelim.